Merhabalar arkadaşlar tekrardan. Ben Kırıkkale Üniversitesi 4. sınıf öğrencisi Muhammed Furkan Demir. Bugün kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. En son Deep Learning OnRamp kursunun ikinci modülünü tamamlamıştık. Şimdi beraber 3. modülüne geçeceğiz arkadaşlar. Öncelikle bize image datalarının yani çoklu image'lerin nasıl yönetileceğine dair bir video var. Onu izleyelim beraber. Ben de size açıklayayım. So far, you've been importing each image into memory individually and then using a pre-trained network to classify it. That's great for one or two images, but in practice, when you're doing deep learning, you're working with tens, hundreds or even thousands of images. Bize burada daha öncesinde hani bir resmi bizim işlememizin işlediğimizden bahsediyor ama burada işte binlerce daha fazla belki resim olduğunda her birini tek tek işlememiz için yapacağımız aşamalardan bahsedecek. In that case, a better approach is to use a data store. Bunun için bize bir hani data store kullanmamız gerekecek. A data store is a MATLAB variable that acts as a reference to a data source, such as a folder of image files. Bir dosyanın içindeki resimleri alıp biz data store oluşturarak aslında oradan resimleri alıp çoklu bir şekilde kullanabiliriz. Create a data store. MATLAB looks at the files and stores some basic meta information about the data, such as the file names and formats. But it doesn't import the data. Instead, you can use the data store to import the data later when you need it, either individual files or the whole data set. CNNs in MATLAB work seamlessly with image data stores. A network can make predictions on a whole collection of images by providing the data store instead of the individual files. You don't have to import the files yourself, which is more convenient, and also means you don't have to worry about managing your memory. MATLAB will read the images as it needs them, so you don't end up with 1,000 images in your MATLAB workspace. In this section, you'll create a data store and use it with a pre-trained network to predict what is in each image in the collection. Yani kısacası biz bir klasördeki çoklu resimleri MATLAB'ın hazırlamış olduğu işte data store'larla fonksiyonlarla yönetebileceğimizden, işleyebileceğimizden bahsediyor. Next diyelim. Bu arada kaydımı kontrol edeyim. Evet, kaydoluyormuş. Burada bize bu data store'u nasıl kullanabileceğimizi gösterecek bu aşamada. Öncelikle task 1'de alıyorum arkadaşlar, kopyalıyorum. Bizden buradan file ile başlayan JPEG ile biten dosyaları image data store komutuyla IMDS değişkenine aktarmamızı istiyor arkadaşlar. Deneyelim. Submit dedim. Evet, doğru yaptık bunu. Burada görüyoruz. O adı file ile başlayan, JPEG ile biten resimleri bizim için aldı. Daha sonrasında use the files property of the data store IMDS extract the file names of the image storing the result variable called fname. Fname adında bir değişken oluşturarak o IMDS'deki dosya isimlerini biz burada alabiliriz. Deneyelim. Aynen. Burada gördüğümüz gibi 12 tane bizim file 01'den 012'ye file 12'ye kadar aslında bizim resmimiz varmış. Sonrasında bu dosyalardan biz read image ile bu oluşturduğumuz dosya ismine göre alabiliyoruz. Onu deneyelim beraber. 7. resmi almaya çalışacağız. IMDS 7 diyorum.
read image img'ye kaydetmemizi istemiş. Submit dedim. Evet, bunu da doğru yaptık. 7. görselin aslında matrisini almış olduk. Daha sonrasında bunu classify ile, yani sınıflandırmamızı istemiş. Bunu da yapalım arkadaşlar. Bu şekilde alıyorum. Nokta netten classify ederek, ama biz burada ds değil imds diyeceğiz. Bunu da doğru yaptık arkadaşlar. Burada görüyoruz 12 tane Seashore, Burns, Earth Star diye resimlerimizi sınıflandırdı bizim için çoklu olarak. Burada da bu classify ettiğimiz çoklu resimleri aslında bizim için daha öncesinde yaptığımız gibi skorlarına göre, her bir ön tahminin skorlarına göre sonuçlarını gösterip bunu da bir tablo halinde göstermemizi istemiş. Bunu da çalıştıralım arkadaşlar. Run section diyerek. Evet. Burada da aldık. Hepsini skorlarıyla beraber toplu olarak ve grafiğimizi aslında çizdirmiş olduk. Next section diyorum. You might have noticed that all the images you've worked with so far have been square images. And maybe you've noticed that they're also all the same size. Why is that? Bizim burada tüm resimlerimizin 224'de 224 boyutlarında olduğundan bahsediyor. To use images with an existing network, they need to match the expected input size for that network. Bizim burada kullandığımız Google Net yapısında input girişleri, yani sadece resimlerimizin girişleri 224'de 224 olarak verebiliyoruz. This varies depending on the network, but most pre-trained networks expect a square color image around 220 pixels high by 220 pixels wide. But what if your images are different sizes? Or your data... Peki diyor, bu farklı boyutlarda olsaydı nasıl işleyecek? That contains grayscale images. Bahsediyor. Cropping, resizing and converting from grayscale to color or vice versa are common image pre-processing steps required. Ayrıca grayscale, yani gri imajlarımız bizim tek boyutlu. Ama bizim Google Net yapay sinir ağımız sadece RGB renklere sahip olan, yani 3 boyutlu 3 boyuta sahip bir matris kabul ediyor. Bundan bahsediyor. In this lesson, you'll find the expected input size for a pre-trained network and pre-process your images to match. Biz bu aşamada bu resimlerimiz eğer farklı boyutlarda veya grayscale olursa bunları nasıl yeniden işleyerek istediğimiz RGB resme veyahut da 224'de 224 boyutlarında bir resme çevirebileceğimizden bahsediyor. Next diyorum. Pre-process photos. Burada bizim farklı boyutlardaki resimlerimizi yeniden işleyip uygun hale getireceğimizi söylüyor. Task 1'de size'la, size fonksiyonuyla SZ, biz bunun boyutunu aslında görmüş olacağız. Size img diyorum. Bizim bu resmimiz, daha öncesinde gördüğümüz sağ resmimiz aslında 1096x822 boyutundaymış. Ve renkliymiş. Yani rengi için bir şey yapmayacağız. Sadece boyutlandırması önemli. Bizim burada Google Net için giriş boyutunun ne olduğunu görmemiz için komutları yazmamızı istiyor. Input layer, input size. Input size property. Network store INSS. Tamam diyelim, bir submit diyelim.
burada bu şekilde göremedik. Acaba şöyle bir desek. Özür dilerim arkadaşlar. Burada tam ne yapacağımdan emin olamadım. İsterseniz gelin beraber siz şu olay için deyip bir bakalım. Neyi yanlış yapmışız? Önce Google Net'ten bir örnek oluşturup Net'e aktarıyoruz. Daha sonrasında in layer'a net.layers'ın ilk kısmını alıyoruz. Ondan sonrasında bu işlemimizi yapıyoruz. Tamam, yapalım beraber. Net eşittir. Google Net diyorum. Daha sonrasında input layer eşittir. Şekilde dersem acaba doğru yaptık mı şu an? Bir daha C# için diyelim. Bir yerde hata yapıyorum ama. Net nokta layers büyük harften dolayı aslında böyle bir şey olmuş. Bir daha kontrol ediyorum. Evet, şu an yüksek ihtimal doğru olmuş oldu. Beraber de aslında bunu tekrardan yapmış olduk. Daha öncesinde yaptığımız bir şeydi ancak burada açıklama test kısmında da tam belirtmediği için aslında biraz kafam karıştı. Bekliyorum şu an sonucu. Evet, bizim burada sonuç geldi ama daha onaylanmadı. 224'e 224 3 boyutlu 3 kanallı olduğunu görüyoruz biz. Google Net yapımızın input'unun onaylamasını bekliyorum. Bazen böyle olabiliyor arkadaşlar, takılabiliyor. İsterseniz bir reset yapayım siteyi. Task 2'miz gitmiş ama olsun. Biz en baştan bir daha yapalım. Hem daha iyi. Bizim için antrenman olmuş olur. In layer eşittir. Net nokta layers. Birinci layer'ı alıyorum. Ardından yine SZ değişkenine input size size. Bu bir property olduğu için buna noktayla değişeceğiz. Submit diyeyim bir daha. Evet, sonucu aldık yine. Umarım doğrulanır. Evet, correct dedi. Daha sonrasında bizim bu resmi yeniden imresize komutuyla yeniden boyutlandırmamızı istemiş. 224'e 224 olacak şekilde image imresize imshow komutuyla da bizim bunu göstermemizi istemiş. Imshow deyip tekrar bunu image'e dönüştürüp bu şekilde submit diyorum.
Evet, burada artık gördüğümüz resmimiz bizim 224'de 224 boyutlarında. Now that your image matches the expected dimensions of Google Nets input layer, you can classify the image. Şu an resmimiz diyor aslında genişletilmiş Google Net input layer'ına göre, yani giriş katmanına göre sınıflandırılabilir halde olduğundan bahsediyor. You can also try to classify the unprocessed image. Notice that your receive an error about the image size. Hani image'i boyutlandırmayı öğrendik. Şimdi classify'ı, yani sınıflandırmayı deneyelim diyor. Workflow for pre-processing image. Resmi ön işleme ile çalışma. Yani resmi biz şimdi ön işlemeye çalışacağız. Daha sonrasında da çoklu olarak, bu arada resimleri çoklu olarak image data store ile alacağız. Daha sonrasında da sınıflandıracağız. Bekliyorum açılmasını. Evet. Task 1'imizde image data store'la sonu JPEG'le biten resimleri bizden almamız istiyor toplu olarak. Submit diyorum. IMDS değişkenini aktardık. Bir sonraki task'ta da augmented image data store. Bunu daha yeni aslında açıklamada bahsediyordu, ancak ben size açıklamayı unuttum. Hemen bahsedeyim. Arttırılmış resim veri depolama alanı gibi düşünebiliriz bunu. Bu ne demek? Burada da biz resimleri çoklu olarak yeniden boyutlandırabiliyoruz. Daha yeni tekli olarak boyutlandırmıştık. Şimdi burada IMDS değişkeninde olan tüm o resimleri yeniden biz aslında 224'de 224 boyutlandırıp out değişkenine aktarmış olacağız. Submit diyorum. Doğru. Next task. Şimdi bu oluşturduğumuz çoklu resimleri çoklu olarak classify edebiliriz. Bunu da prets adlı değişkene aktarın diyor. Classify. Şöyle yapayım. Classify. Net. Alt diyorum. Submit diyorum. Next task. Doğru yaptık arkadaşlar. Hepsini bu arada sınıflandırmalarını gördük, sonuçlarını. Resizing is one of the most common pre-processing steps when classifying image. Augmented image data stores can perform a variety of other pre-processing methods. You will use the augmented image data store function to convert grayscale image to RGB image in the next section. Bir sonraki derste biz bu augmented image data store'la yeniden boyutlandırdığımız resimleri, bir de grayscale resimleri nasıl RGB'ye çevirip işleyebileceğimizi göreceğiz. O yüzden bu şimdi further practice'de herhangi bir şey yapmayacağız. Bundan bahsediyor. Converting to RGB image. Biz grayscale resimleri, çoklu resimleri şu an RGB resimlere çevireceğiz. Öncelikle montage ile biz bu resimleri bir toplu olarak görelim diyor. Görelim. Submit diyorum. Grayscale resimleri şimdi çoklu olarak göreceğiz. Evet. Out yazmışız. Montage yazacağız. Montage komutunu zaten image processing'de görmüştük arkadaşlar daha öncesinde. Evet, burada resimlerimizi çoklu olarak görüyoruz. Hem bunlar grayscale, yani gri resimler, hem de farklı ebatlardaki resimler. Next task diyorum. Burada hem boyutlandıracağız yeniden, hem de
Augmented Image Data Store 224'e 224 diyerek yeniden boyutlandırıp Color Preprocessing etiketi Gray 2 RGB tag'i ile de biz bunu renklendirmiş olacağız. Deneyelim. Bekliyorum arkadaşlar. Siteyi isterseniz bir daha resetleyeyim. Çünkü gene takıldı galiba. Gelmesini bekliyorum. Daha resetleyeyim arkadaşlar. Site çok yavaş şu an. Anlamadığım bir şekilde. Normalde böyle sorun yaşamıyordum ama. Şimdi geldi arkadaşlar. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Eskimizi tekrar çalıştıralım. Şurada 224'e 224 demedik. Hemen yazalım. Tekrardan çalıştırıyorum. Evet, doğru yaptık. Sıradaki testte de bu yeniden boyutlandırdığımız resimleri bir classify edelim isterseniz. Hemen onu da yapalım. Net out diye adlandırdığımız değişkenimizi de verelim. Submit diyorum. Evet, burada da sonuçları gördük aslında. Bizim için sınıflandırdı bu resimleri, düzeltip sınıflandırmış olduk. Further practice de in the next activity you will use data stores to import a collection a flower image. Bir sonraki kısımda da çiçek resimlerini data store'a import edeceğimizden bahsediyor. Geçelim oraya. Kontrol edeyim. Evet, bu 3.4, üçüncü kısmın son aşaması. Bir daha tıklayayım arkadaşlar oraya. Orada bir açıklamamız vardı. Gitti ama oradaki açıklamayı ben size yapayım kısaca. Bizim biraz önce biz bir klasörden, içinde resimler bulunan klasörden resimleri almayı görmüştük. Ancak bir klasörün içinde birden fazla resim klasörü olursa, atıyorum örneğin yani çiçek resimleri, köpek resimleri, kedi resimleri, duvar resimleri, bu şekilde birden fazla resim klasörü varsa bunların içinden o istediğimiz klasörden resimlerimizi nasıl çekeceğimizi göreceğiz şimdi. Burada da bize bir dosyanın altından flowers yani çiçekler olan adı dosyanın içindeki görselleri çekeceğiz aslında. Bunu da FL VRDS diye bir değişkene atıyoruz. Bir deneyelim. Doğru yaptık arkadaşlar. Flowers dosyasının içindeki resimleri aldık. Include subfolders diyerek. Gene bir önceki kursumuzda gördüğümüz gibi bunları resize etmemizi istiyor bizden. Hemen bunları da resize edelim isterseniz. Image Data Store 224 diyorum. Aa,
output size 224, 224. Bir de bizim buradan neydi değişkenimizin adı? Buydu. Bunu da alalım. Ben submit diyorum. Doğru yaptık. Next task. Şimdi burada da bu aldığımız resize olmuş görselleri bir sınıflandıralım isterseniz. Classify net değişkenimizin ismi sub diyorum. Bir daha submit diyeyim. Bir yerde yanlış mı yaptım? Biz burada, evet, bunu da görmüş olduk aslında. FL ve daha önce yapılandırmamış olduğumuz direkt hamaliyle çiçek resimlerini aldık. Biz burada Google Net'in çalışabilmesi için bizden istediği giriş boyutlarının sahip olduğu görselleri vermeliyiz. O yüzden resize ettiğimiz resimleri alıyoruz. Submit diyorum. Evet, şu an doğru bir şekilde aldık. Burada da bizim için sınıflandırdı. Next task'ta da in the output class it does not have most of the space in the flowers folder. Flowers files diyerek biz bu dosya isimlerini bizim için bir görelim. Bunu yapabileceğimizden bahsediyor. Evet, bunun içine 15 tane hücre varmış. Dosya isimlerini bize teker teker gösteriyor. Buna da bakalım. Bu şekilde. Daha sonrasında montage flowers komutuyla bunları montajlayıp bize gösterecek. Onu da görelim. Evet, burada bir sürü çiçek resmini görmüş oluyoruz. Sınıflandırdığımız. Evet arkadaşlar, modül 3'ümüzü de tamamlamış olduk. Sırada modül 4 var. Onu da ayrı bir videoda çekeceğim. O yüzden şimdilik hoşça kalın. Teşekkür ederim benim.